İyi akşamlar Haber Aks TV'nin değerli izleyicileri. Her salı olduğu gibi bu salı da gene Profesör Doktor Tayfun Alper'in Tüp Bebek Cevapları adlı programımızdayız. Bir aradayız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Nagihan. Bugünkü programı daha çok hastalarımızın bize yönlendirdiği sorular üzerinden yapmayı planlıyoruz hocam. Sizin için de uygunsa eğer. Tabii ki. Bir hastamızın bize yönelttiği bir soru vardı. İsmini vermek istemiyor hastamız. Hocam bana Ankara'da özel tüp bebek merkezine sperm testi yapıldı. Sonuçlarda 102 normal olarak belirtildi. Transfer sonucunda olumsuz sonuç aldık. Sperm ne kadar kaliteli acaba? Bir bilgi vermemiz vermediler. Acaba o konuda bize nasıl yardımcı olabilirsiniz şeklinde yöneltmiş. Herhalde hocam bu soru üzerinden bugün daha çok erkek infertilitesi üzerine konuşacağız. Bu soru da bizim temel taşımız olacak. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi o sorunun içerisinde esas püf noktası olan şey şu. Benim de bugün ağırlıklı olarak açıklamaya çalışacağım şey. %2 normal dediler deyince birçok hasta aslında bir test konu, herhangi bir konudaki testi %2, %1 normal denince çok ağır bir yanlışlıkmış ya da çok ağır bir problemmiş gibi algılıyorlar. İşte o soruya cevap verebilmek için ben yönetici olarak şu soruların cevabını sırasıyla verirsek en sonunda bu bizim bize gönderilen bu soruya net bir cevap verebiliriz diye sorular hazırladım bölüm bölüm. Hı hı. İstersen konunun bütünlüğü açısından teker teker o sorulardan gidelim. Tabii hocam. Spermlerin dölleme özelliği nasıl belirlenir? Yani morfoloji ya da sayısı tek başına bizim için anlamlı mıdır döllenme yeterliliğini tespit edebilmemiz için? Evet. Şimdi oradaki en önemli şey şu. Bir spermin dölleme yeteneğini net olarak görmenin ya da öngörmenin kesin bir yolu yok. Yani laboratuvarda bir spermi bir yumurtanın içerisine enjekte ettikten sonra döllenme gerçekleşiyorsa ve bu ilerleyebiliyorsa, sonra da doğumla sonuçlanıyorsa ancak o zaman söyleriz ki bu spermin öyle bir yeteneği var. Ama tabii bunu klinikte söyleyebilmek için her spermi alıp yumurtaya test etmek mümkün değil. Üstelik bu sorunun şöyle bir bulanık cevabı daha var. Belki de yumurta ile ilgili bir problem var. Yine spermin negatif olduğunu söyleyemezsiniz. Fakat günlük pratikte bir şekilde bu spermlerin bu yeteneğini anlamak için bir testler icat etmemiz lazım. İşte o testlerde semen analizi dediğimiz, sperm tahlili dediğimiz testler oluyor. Bunların yorumlarını biz daha çok şöyle yapıyoruz. En çok sayı, hareketlilik ve şekil üzerinden gidiyoruz. Yani bir diğer parametreler de var. Mesela spermin hacmi, diğer kimyasal özellikleri vesaire. Ama uygulamada en çok bildiğimiz, en çok ihtiyaç duyduğumuz şey sayı, hareketlilik ve şekil. Eğer bu üç parametre bozuksa ya da üç parametreden bazıları bozuksa, o zaman spermin dölleme yeteneğini veya kalitesinin olumsuz olduğunu aşağı yukarı söyleyebiliriz. Ama hepsinin tamam olması mutlaka o spermin o fonksiyonunu yapabileceği anlama gelmiyor. Ben uygulamada kolay anlaşılsın diye şöyle bir benzetmeyle bunu açıklamaya çalışıyorum. Bir futbol takımını soruyorsunuz. Bu takım iyi mi, güzel mi? Ve parametrelerini soruyorsunuz. Diyorsunuz ki sayı kaç kişiler? 11 kişi. Tamam, sayı güzel. Hareketlilik iyi, güzel. Hepsi de hopluyorlar, zıplıyorlar. Tamam, onu da anladık. Şekil, koltuk değnekli kimse yok. Demek ki böyle bir takım. Ama gerçekte bu takımın ne kadar yeteneği ya da nasıl başarılı olup olmayacağını anlamanın bunlar yeterli değil. Bu takım Barcelona olabilir ya da amatörlükten herhangi bir takım olabilir. Ya da o takımın içerisinde bir Ronaldo vardır, hepsine bedeldir. O nedenle parametreler, evet mecburiyetten bir takım ölçümler yapıyoruz, sayı, şekli, harekete bakıyoruz. Ama bunlar kesin göstergeler değil. Buyurun. Pardon hocam. Peki belki arada atlamışızdır diye, sperm alınırken hastamızın dikkat edeceği bir şey var mı eşinin? Hani baştan almadan, bakmadan önceki, laboratuvar kısmından önceki öyle mi başlasak diye düşündüm hocam.
Tabii şimdi bu sperm parametrelerini birbiriyle kıyaslarken, ölçüm yaparken de yine bir standart olsun diye genellikle 4 günlük bir cinsel periz önerilir. Ki bakıldığında onun sayısı, onun miktarı diğer test edilenlerle kıyaslanabilsin diye. Onun dışında laboratuvarda dikkat edilmesi gereken bazı küçük ayrıntılar var. Onları burada konuşmanın çok bir gereği yok. Ama sonrasında bu dediğim parametreler bakılarak bir öngörü yapabiliyoruz. Evet, şimdi bunların içerisinden sayıyı nasıl sayıyoruz? Sayı ince bir camın lamla lamelin arasına spermi ince bir katman haline getirdiğimiz zaman, bir katmanda sadece bir sperm kalınlığı olduğu dediğimiz zaman, o kareli camların altında belli bir alanda kaç tane sperm gördüğümüzü bakıyoruz. Onu alanla ve hacimle çarptığımız zaman diyoruz ki bu sıvının içerisinde milimetre küpte şu kadar sperm vardır. Spermatozoa, sperm sayısı vardır. Bu normali nedir? 1 cc'de eskiden 20 milyon olması lazım denirdi 1 cc'de. Ama yıllar ilerledi, sentetik yaşamın içine düştük, her tarafta çevresel toksinler var ve bu normal 20 milyon düzeyi değişti. Dünya Sağlık Örgütü artık 15 milyonu normal kabul etmeye başladı. Yani en az 15 milyon sperm 1 milimetre küpte varsa bunu normal diye kabul etmeye başladı. Hareketlilik de yine nispeten tanımlanması daha kolay. Baktığımız zaman yüzde ne kadarı ileri hareketli, yüzde ne kadarı yerinde hareketli, ne kadarı hızlı hareketleri bunları da yapabiliyoruz. Ama asıl o ilk sorunun anahtarı olan morfoloji, yani şekil nasıl bakılıyor? Şeklin nasıl bakıldığı konunun dışında olan kimseler için biraz anlaması zor. İşte o nedenle ben de bugün bu yaprakları getirdim. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bu yaprakların her birini bir sperm olarak değerlendirelim. Sperm olarak düşünelim. Çok sayıda sperm var. Milyonlarca sperm var. Şimdi bunların normallerine bakmak için eskiden Dünya Sağlık Örgütü bakıyordu. Yani sperme bakıyorsunuz ana kategori olarak işte başı şu şekilde olması lazım. Boyun şekli, kuyruk şekli gibi diye bakılıp buna normal diyoruz. Buna normal diyoruz. Bu biraz anormal. Böyle ayırıyoruz ve bu şekilde ayırdığımız zaman %70'inin normal olmasını normal diye kabul ediyordu. Ama uygulamada şimdi bu yaprakları birimiz aldık. Bu normal, bu değil, bu normal, bu neydi diye baktığımız zaman hepimiz aynı rakama denk getiremeyiz. Yani ben derim 67 tanesi normal, siz dersiniz 85 tanesi normal. Ben tekrar baktığımda aynı yaprakları bir daha farklı sayabilirim. O nedenle daha kullanışlı, başka bir yöntem olsun diye Güney Afrikalı bir meslektaşımız, bu konunun duayenlerinden Kruger isimli bir doktor şöyle bir yöntem önerdi. Bunu karışıklığı önlemek için normalden en ufak bir sapma varsa bu anormal. Çünkü biraz diyelim ki burası asimetrik. Şu anormal, şu anormal, şu anormal deyip o zaman en mükemmel işte ne bileyim mükemmel diyelim ki şu. Tamam bu çok güzel, bu normal. Böyle bakıldığı zaman eğer %14'ü normal denirse o zaman bu spermin normal olduğuna karar verelim diye böyle bir yöntem önerildi. Ama bu genel biyolojiye aykırı, yani bir şeyi normal dediğiniz zaman çoğunluğunun öyle olması lazım. Azınlığa normal demek doğru değil. Şimdi bu %14'ün nereden çıktı %14? %14'ten fazla bu şekilde ideal diyelim ki sperm saydıysak bunun kendiliğinden doğum yapabilme, yani dölleyebilme, baba olabilme yetenekleri daha fazla. %4'den az ise söylenen bu istatistiklere göre bu %4'ten az normal dedi isek bunların kendiliğinden veya aşılamayla gebe bırakma şanslarının az olduğu ve bunların bu bulgulara göre doğrudan X'i yani mikro enjeksiyon yapılması gerektiği bir yöntem olarak kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla sperm tahlili yapılıyor, morfolojiye bakılıyor. Eğer 4'ten az ise başka yöntemlerle uğraşmayalım, tüp bebek yapalım şeklinde.
Fakat bunun da standartizasyonu çok zor. Aynı yaprakları döktük 100 tanesini. Demin buna ideal demiştim. Bu sefer gözümden kaçtı. Bunu değil de şunu ideal dedim. 4 tanesine normal demiştim. Bu sefer 2 tanesine normal diyorum. Ya da siz alıyorsunuz bunu, başka bir gözle bakıyorsunuz. Siz farklı bir rakam söylüyorsunuz. O nedenle o da çok güvenilir olmamaya başladı. Fakat bunun bir şekilde bu yazılıp hastanelerine rapor diye verilmesi, bu soruyu soran hastamızın dediği gibi konunun bu boyutunu kavrayamadığı veya anlayamadığı için sadece %2 ne kadar kötü bir durum gibi algılamış oldu. Öyle değil. Çünkü dediğim gibi bir kere bunun standartizasyonu yok. Her seferinde %1 diyemezsiniz. Dediğim gibi elden geçirdiniz, tekrar baktınız, buna demin iyi demiştiniz. Bu 100 tanenin içerisinde karışıp gider, bu iyi değil, şu iyi, bu iyi dersiniz. Ve sonuçta bununla ilgili şöyle bir anım var. En sonunda artık bu konuda bu morfolojinin bir yerde kafamda oturmasına vesile olan şöyle bir olay yaşamıştım. Yıllar önce Kanada'da bu konuyla ilgili bir toplantıda, bir kongrede bir oturum erkek infertilitesine ve bu arada da bu morfolojiye ayrılmıştı. Panelistler ve şöyle soru sordular. Dediler ki kuru gere göre, yani deminki dediğim katı kriterlere göre, Dünya Sağlık Örgütü'ne değil, %1 eğer morfolojisi düzgünse buna aşılama önerir misiniz yoksa doğrudan tüp bebek mi önerirsiniz? Dinleyen doktorların azımsanmayacak bir grubu aşılama deneriz, yaparız dediler. Sonra moderatör diğer panelistlere sordu. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Diğer panelistler de evet %1 denmiş olsa bile bu ölçüm, bu sayım çok güvenilir, çok standart olamadığı için onlara da aşılama yapılabilir diye çıktı. Halbuki demin ne demiştim? %4'ün altı, bunun tarifi o. %4'ün altındakilerde yapmayın, uğraşmayın. Ama bu konuda dünya çapında otör birçok insan bir bile olsa yaparız dedi. Peşinden şöyle bir soru geldi. Şimdi bir basamak daha ileri gidiyoruz. Morfolojisi sıfır olan bir hastada. Yani spermlerine bakmışsınız, bir tane bile mükemmel diyeceğiniz sperm bulamamışsınız. Buna aşılama dener misiniz? Buna aşılama deneriz diyenlerin gerçi bir miktar sayısı azaldı ama hala aşılama deneriz diyenler vardı. Moderatör panelistlere bir daha sordu. Panelistlerden de çıkan ortak cevap, evet buna da aşılama yaparız oldu. Bunun üzerine dinleyicilerden bir tanesi söz aldı. Dedi ki, madem ki %14'ü bıraktık, 4 değil, 3 değil, 2 değil, 1 bile olsa yine aşılama yapabiliyoruz. 0 bile olsa yine aşılama yapıyoruz. Niye o zaman bunları bu kadar uğraşıyoruz, boyuyoruz, sayıyoruz? Çok da gerekli değil şeklinde. Onun peşinden mikrofonun başında soru sormak için bir başka bey vardı. Yaşlıca, hafif eğik bir şekilde mikrofona eğildi. Dedi ki ben Güney Afrika'dan Doktor Kruger, yani bunu öneren, yaygınlaştıran kişi. Eksiklerinin olduğunu biz de biliyoruz. Ama bir spermin fertilitesini, yani doğurganlığını, döllenme yeteneğini anlayabilecek daha da bir iyi bir yöntem olmadığı için bunu bu şekliyle kullanmaya devam ediyoruz olarak görüldü. Şimdi dışarıdan birisinin bakıp bunu bu şekliyle algılaması çok zor. O nasıl değerlendiriyor? %2 imiş işte soruyu soran hastamız. %2 imiş, onun için çok kötü. Halbuki biz doktorlar ya da klinisyenler tarafından bu nasıl değerlendiriliyor? Biz onun nasıl sayıldığını biliyoruz. Ona da o kadar çok güvenmeye gerek yok. Biz onun dışındaki parametrelere göre hareketimizi kararlaştırabiliriz. Ve bununla aşılama ya da mikro enjeksiyona karar verebiliriz diye kullanıyoruz. Bunu da bu bahaneyle anlatmış oldum. Ben hasta olsam bunun bu şekilde olduğunu
bilemesem gerçekten ben de çok rahatsız olurum. Çünkü herhangi bir kişiye çok önemli bir özelliğinin, yani beklenen bir özelliğinin %1'ler, 2'ler, 3'ler civarında olduğunu söylediğiniz zaman bu çok moral bozucu oluyor. Oysa bu sayımı yapan embriyologlar gözüyle baktığınız zaman onlar da bunun aslında o kadar çok standart olmadığını ama binlerce, on binlerce sperm görmüş kişiler olarak bunun yaklaşık herhalde 1'dir, herhalde 2'dir gibi saydıklarını düşünüyorum. Ama eğer ben çok bu konuda yetenekli bir embriyoloğum, ne zaman baksam aynı rakamı tuttururum diyen varsa ve benim başkaları da baksa aynı bu standardı tutturabilir diyorlarsa onlardan da özür diliyorum. Ben yani en azından kendim bu işin bu kadar kolay olmayacağını düşünüyorum. Yani sonuç olarak herhalde hocam morfolojinin bize net olarak verdiği işte şu morfolojiyle aşılama yapalım, şu morfolojiyle IVF yönlendirelim ya da spontan kendiliğinden gebelik olur dediğimiz bir rakamımız yok herhalde. Aslında teorik olarak var. 14'ün üstünde normal, 14 ile 4 arasında aşılama, 4'ün altında mikroenjeksiyon. Ama bu teorik. Uygulamada bu kadar net değil. Onun için hastalar bu morfoloji konusuna çok takılmasınlar diye söyleyelim. Bir hastamız da hocam DNA fragmentasyonu nedir diye sormuş bize. Şimdi DNA fragmentasyonu da sperm hücresi aslında şöyle. En başından başlayalım. Normalde bir canlı oluşmaya başladığı zaman ilk önce tek bir hücre malum. Sonra bu ikiye bölünüyor. Dörde bölünüyor. Sekize bölünüyor. 16'ya bölünüyor. Ve o anda 8 hücreyken mesela bütün hücreler birbirinin tıpatıp aynısı. Dolayısıyla her bir hücreyi alıp tek başına büyütmek imkanı olsa her birinden ayrı bir birey, tek yumurta ikizi gibi aynısının aynılarından çok sayıda oluşabilir. Ama bu 3. günü geçtikten sonra, 8 hücreyi geçtikten sonra yavaş yavaş o hücreler farklılaşmaya başlıyor. Yani ilkokulu bitirdikten sonra işte meslek liseleri gibi, daha sonra üniversiteler gibi yollar ayrılıyor. Daha sonra tıp dedikten sonra kadın doğum dedikten sonra gibi. Ve bunlar geriye gitmiyor hücreler olarak. Öyle olunca da bu hücrelerden bazılarını beden tohum olarak ayırıyor. Yani farklılaşmadan koruyor. Daha sonra bundan tekrar nesil devam etsin diye. İşte o nedenle embriyo bölünürken bu farklılaşmalar aşamasında bazı hücreler embriyonun yani ceninin dışında yol kesesi dediğimiz başka bir yere taşınıyorlar. Orada bir müddet saklandıktan sonra 6. haftada embriyonun ceninin içerisine göç ediyorlar ve sonra da gonatların yani erkekte testislerin kadınlarda yumurtalıkların içerisine göç ediyorlar ve bunlar ilk özellikleri bozulmamış hücreler. Daha sonra da neslin devamı için zamanı gelince tekrar totipotent olarak her yöne gidebilir olarak yeniden yeni canlıyı yapıyorlar. Şimdi bu farklılaşmaları yaparken, hücreler farklılaşırken aynı kaynaktan cilt hücresi olabiliyor, sinir hücresi olabiliyor, bağırsak hücresi olabiliyor, retina olabiliyor, gözün arkası gibi ve o hücrelerin hepsi yapacakları fonksiyona göre, örneğin sinir hücresi ise upuzun lifleri olabiliyor. Yumurta hücresi ise dev bir hücre oluyor. İçinde birçok elemanı biriktiren ve yeni canlıyı besleyebilecek kadar. Spermin özelliği ise sadece DNA'yı taşımak, yani çekirdek olan şeyi taşımak. O nedenle spermin diğer hücrelerdeki gibi sitoplazması dediğimiz hücrenin çekirdeğinin etrafında diğer kısımları çok azalıyor, çok minimum düzeyde olabiliyor. Bir tek taşıdığı DNA, bir baş, onun etrafında bir boyun kısmı, sonra da onu taşıyabilmek için bir kuyruk kısmı oluyor. Şimdi bu hücrelere baktığımız zaman demek ki şekil dediğimiz buna bakıyorduk. Ama asıl DNA dediğimiz onun baş kısmında, çekirdek kısmında taşıdığı eleman. Şimdi o DNA yani nesilleri devam ettirecek olan bilgilerde, o şifrelerde bazı yerlerde kırıklar olursa, şey gibi düşünelim, bir yazı, yazılan bir yazı mesela, bir kitap diyelim. Bazı yerlerinin silikleştiğini düşünün. Öyle olunca
o kırıklar yüzünden nesil oluşturma özelliği azalmış oluyor. O nedenle de bunu spermin DNA kırıkları, fragmentasyonu dölleyebilme yeteneğinin dolaylı bir göstergesi. Yani yine deminki anlattıklarım gibi çok net değil. Bunun DNA fragmentasyonuna bakarım. Çok güzel. Demek ki bu harika bir sperm değil. Öyle değil. Ama yine de DNA fragmentasyonu fazla olur ise o zaman bu dölleme yeteneğinin az olduğunu düşünüyoruz. Ha peki her sperm analizinde bu DNA fragmentasyonu bakılmak zorunda mıdır? Bu konuda şimdilik tam bir uzlaşma yok. Bazı kaynaklara göre, bazı yazarlara, bazı klinisyenlere göre bu çok yararlıdır, yol göstericidir. Onun için her spermle beraber, her sperm tahliliyle beraber DNA fragmentasyonuna bakmak gerekir diyenler de var. Ama çok yaygın bakılabilecek aletleri, araçları çok fazla değil. Biraz zahmetli bir yöntem. Yaygın değil. O nedenle daha büyük bir grupta şimdilik bunun şey olmadığını söylüyor. Yani standart olmaması gerektiğini söylüyor. Şöyle bir şey daha var. Şimdi DNA fragmentasyonunun eğer yüksek olduğunu, çok olduğunu tespit ederseniz bu spermde çok dediğiniz zaman hani bunu düzeltebilecek hemen madem alalım bunu düzeltelim. Şimdi artık bunun DNA fragmentasyonu az olsun. Öyle bir yöntem de yok. Biraz da kullanım kısıtlaması ondan dolayı. Ama eğer DNA fragmentasyonu yüksek ise o zaman bunun bir oksidatif strese bağlı olduğu, yani yine bir hücrelerin yeteri kadar beslenemediği, oksijen alamadığı gibi kabaca anlatmak gerekirse öyle bir nedene bağlı olabileceği söylendiği için de çokça kullanılan antioksidanlar şeye giriyor, kullanıma giriyor. O da şu, belki bu DNA fragmentasyonları gibi sanki gençlik aşısı ya da nasıl derseniz yani hücreleri daha canlı hale getireceği düşünülen antioksidanlardan eğer kullanılırsa, sürekli kullanılırsa bu spermlerin içerisindeki DNA fragmentasyonlarının, kırıklarının ya da o deminki anlattığım yazılardaki silikleşmelerin bir miktar düzelebildiği iddia ediliyor. Ama bu iddiadan öte değil. O nedenle klinik pratikte şöyle yapıyoruz. Eğer DNA fragmentasyonu yüksek ise o zaman antioksidanların kullanılması daha çok tavsiye ediliyor. Veya eğer inatçı bir vakaysa ejekülattaki yani menide verilen sıvıdaki spermlerin yerine testisin içerisinden mikrotese ile sperm alınması DNA fragmentasyonlarının işte daha tazelerinin, daha iyilerinin alınması gibi bir yöntem ortaya çıkarıyor. Ama yine konunun dışında olan kişiler için şöyle bir altını çizerek bir daha söylemeye çalışayım. Bunlar mutlak doğrular değil. Yani istatistikleri az çok değiştiren. O nedenle bir hekim olarak siz diyebilirsiniz ki bence antioksidan kullanılınca spermlerin dölleyebilme yeteneği daha artıyor. Ölçülebilen bir parametre artmıyor, onu biliyoruz. Yani bu antioksidanların kullanılmasıyla beraber işte sayı arttı ya da şekil düzeldi ya da hareketlilik arttı. Onların artmadığını biliyoruz. Ama bazıları gebeliğin oluşması ve doğumla sonuçlanması konusunda yarar olduğunu iddia ediyorlar. Bazıları ise bunun aslında çok kayda değer olmadığını iddia ediyorlar. Bu belirsizlikte kim ne yapıyor derseniz biraz hekim, biraz hasta tercihine göre eğer sperm parametrelerinde bir miktar bozukluk varsa bu ilaçların kullanımı da tavsiye edilebilir veya kullanılmayabilir. Soruların içerisinde bu da vardı zaten hocam. Sperm fonksiyonlarını düzeltici herhangi bir elimizde ilaç var mı diye. Onu da cevaplamış olduk içlerinden. Morfoloji hasta açısından yorumlanması nasıl olur şeklinde. Tabii hep morfoloji üzerine geçiyor sorularımız. Evet. Bir hastamız sormuş. Tamam. İşte o da zaten şuna vurgulamaya çalıştım. Bir kişi fertilitesini yani doğurganlığını ölçmek için bir test verse
ve testin sonucunda %1, %2 gibi bir rakam gelse, konunun dışında olan birisinin bunu yorumlaması şu olacak. Yani %100'lük bir kadın, %100'lük bir erkek ama benim testim 2, ben %2'lik bir erkeğim. Bütün anlatmaya çalıştığım mesele bu. Hastalar açısından bunun böyle yorumlanmaması gerektiğini söylüyorum. Kısacık bir özetlemek gerekirse orada %2, %1 gibi söylenen onca spermin içerisinde mükemmel yüzde kaç bunu vurgulamak ama onun da klinik kullanımdaki yerini söyledim. Peki hocam, bazen hastalarımız da biliyorlar, bu sperm anormalliklerinin içerisinde varikosel dediğimiz erkeklerdeki bir nevi varisler de sebep olabiliyor. Bunun erkekteki infertilitedeki yeri nedir acaba? Evet, çokça kullanılan varikosellektomi ameliyatı aslında eskiden daha da çok kullanılıyordu. Çünkü infertilite konusunda fazla yapabilecek bir şey yok idi, öyle söyleyeyim. Bugünkü yüksek teknolojiyle, yani hiç hareketsiz olan bir spermi bile alıp yumurta hücresinin içerisine enjekte etme imkanı yokken varikosellektomi ameliyatı daha yaygın kullanılıyordu. Varikosellektomi veya varikosel nedir, ne işe yarar? Onu da şöyle anlatmaya çalışayım. Normal koşullarda spermlerin oluşması ve gelişmesi için beden ısısından biraz daha düşük olmaları gerekiyor ısısının. O nedenle testisler erkeklerde kadındaki yumurtalıklardan farklı olarak, kadın yumurtalıkları bedenin içinde olmasına rağmen erkekteki bu testisler bedenin dışında tutuluyor. Bir miktar daha ısısı az olsun diye. Ama varikosel dediğimiz olayda normal bacakta veya başka bir yerde olan varisleri düşünelim. Onun testisin üzerindeki halini düşünürsek ona varikosel diyoruz. O zaman o testisin üzerinde sanki bir ütü gibi, o da nereye giderse onun yanında gitmiş oluyor. Ve bedenden uzak, biraz soğuk tutulması gereken sperm hücrelerinin beden ısısında tutulmasına neden oluyor. Bu da işte normal fizyolojiyi bozduğu için sperm parametrelerini bozuyor. Öyle olunca bu varikosel ameliyatını yapıp testisin üzerinden bu aşırı sıcaklığı kaldırdığınızda normale yaklaşması bekleniyor. Ama birçok konuda olduğu gibi bu da böyle 2 kere 2 4 gibi değil. Varikosel var, aldım düzeldi. Öyle değil. Ama belli bir oranda, yani her hasta için değil ama bazı durumlarda, ki ona da kimin karar vermesi uygun? Androlog dediğimiz ürolojinin içerisinde erkek infertilitesiyle daha çok uğraşan ve o konuda ihtisaslaşmış bir uzmanın varikoselektomi gerekir demesi yararlı bir ameliyat olabilir. Ama meslektaşlarım gücenmesinler. Yaygın olarak, yani hem böbrek taşıyla hem prostatla, prostat kanseriyle, yani genel ürolojiyle uğraşan bir meslektaşımızın infertilite konusunda varikoselektomi kararı vermesi pek uygun gibi görülmüyor. O nedenle varikoselektomi olunacaksa, eğer bundan bir yarar olup olmayacağını hastamız merak ediyorsa, hastalarımız merak ediyorsa, bu konuda daha çok uğraşan, bu konuda daha çok uzmanlaşmış bir üroloji uzmanının tavsiyesine uymalarını ben uygun görüyorum. Hı hı. Hastaların yanlış kanıları da olabiliyor. Bazen sperm parametreleri normalken varikosel olduğu için ameliyat arasında kararsız olmuş hastalarımız da olabiliyor. Bunu en uygun tedaviye karar verecek kişinin bir androlog olması gerektiğini söylemek herhalde en son noktayı koyduracaktır bu konuda. Doğrudur. Hı hı. Bu arada özür dilerim, demin bir şekil diye söyledin. Demin morfoloji söylerken biz genelin söylüyoruz ama bazı morfolojik, yani bazı şekil anomalileri var ki onlar gerçekten doğurganlığı etkiliyor. Mesela bizim globozoospermi dediğimiz zaman spermlerin o nükleus çekirdeği taşıyan baş kısmın üzerinde bir şapka gibi bir küçük daha organel olması gerekiyor. Ve bu organelin görevi içinde taşıdığı enzimlerle yumurta hücresine dayandığı zaman açılıp o enzimlerle yumurtanın kabuğunu bir miktar kimyasal olarak eritmesi, bir de kuyruğunun hareketiyle matkap şeklinde yumurtayı delmesi gerekiyor o akrozomla. Eğer o akrozom olmazsa spermin baş kısmı
oval yerine yuvarlak görülüyor ki onun için o zaman globo yani küresel zoospermi diye söylüyoruz. Globo zoospermide fertilite çok düşüyor. Akrozom kendi başına belki DNA değil ama yine de oradaki olayların başlaması ve başlatılması konusunda çok önemli. O nedenle eğer globo zoospermi dendiyse bir hastanın kendiliğinden gebelik şansı sıfır. O hiç beklenmiyor. Mikro enjeksiyonla ise düşük bir oranda olmak üzere, yani normalde beklenenden daha düşük bir oranda olmak üzere gebelik şansları olabiliyor. Bu globo zoospermi, yani şekle bakarak konuştuğumuz anormal dediklerimiz bunun gibi az gruplar. Ya da mesela son derece sıra dışı bir olayda, bir hastada bu spermin baş kısmı beklenenden çok daha büyük olabiliyor. Öyle ki normalde mikroenjeksiyon pipetine, işte spermlerin girebileceği kadar dediğimiz pipete sığamıyor. Ve bu büyüklükteki makrosefalikten büyük başlı spermle siz alıp onu yumurta hücresinin içerisine enjekte etmekte güçlük çekiyorsunuz. Ama ona rağmen yine de en büyük mikroenjeksiyon iğnesini kullanarak, biraz iterek, kakarak yumurtanın içerisine sokabiliyorsunuz. Döllenme de olabiliyor ama sağlıklı gidip gitmeyeceğinin garantisi yok. Bu şekil bozuklukları neyse ki çok az bir oran. Yani en baştaki söylediğimiz gibi herkes işte bende %2, %1 dediğimiz zaman bu dediğim globo zoospermi ya da büyük başlı şeyler çok çok az, yaygın pratikte kimse bende bu yok, bu vardır diye endişelenmesin. Çok az kimse de var. Morfolojiyle ilgili konuyu kapatmadan bunu da bir söylemiş olalım. Peki hocam, böyle gebelikler oluştuğu zaman bebekte de anomali riskimiz artıyor mu, sperm anomalilerinde? Genellikle gebelik sağlıklı süremiyor ya da doğamıyor. Yani o şekilde eğer ciddi anomaller varsa döllenme, embriyonun ilerlemesi olabiliyor ama embriyonun başamak basamak ya da aşama aşama her basamağı ya da merdiven basamağı gibi devam edebilmesi taşıdığı genetik yapıyla da paralellik gösteriyor. Yani bir embriyonun döllenmesi, kalp atışının başlaması onun mükemmel olduğunu göstermiyor. 8. haftada düşükle sonuçlanabiliyor. Yani kadın doğum hekimi olarak sizler de hepimiz görüyoruz bir aşamaya gelince. Geri kalabiliyor. Yalnız belki şunu söylememiz gerekir bu noktada. Eğer infertilitenin nedeni azoospermi ise, spermin sıfır olması ise, biz mikro tese ile yani ameliyatla testisin içerisinden spermleri zorla bulup kullanıyorsak, o zaman o bebeklerde normalden biraz daha fazla anomali görülebiliyor. Ama bunu şöyle vurgulayayım, yine konu dışında olanların kafaları karışmasın diye. Her şey normal. Yardım etmedik, kendi kendine olan gebelikler. Bunlar mükemmel değil. Zaten bunların %2 civarı anomalli. Eğer biz mikroenjeksiyonla ağır erkek faktöründe gebelikler oluşturabildiysek, artıyor dediğim %2'si değil de belki %3'ü anomalli oluyor, olabiliyor. O nedenle hani sperme bağlı olarak anomali olur mu? Pratik olarak yok kabul etmek daha mantıklı. Gene bir hastamızın sorusu olacak hocam. Daha önce 3 kez tüp bebek tedavisi yaptırmış. Herhangi bir tıbbi sorunu olmayan bir hastamız. Bu kez farklı olarak ne deneyebileceğini bize merak edip sormuş hocam. Şimdi laboratuvarda spermlerin ve oositlerin, dolayısıyla onlara bağlı olarak embriyoların performansı farklı bir boyut oluyor. Farklı, yani şöyle diyelim, bir yarışma yapıyoruz diyelim, koşu yarışması. Sonra koşudan indik, bisiklet yarışıyoruz. Sonra bisikletten indik, işte ne bileyim başka bir tür yarış. Onun gibi spermlerin, yumurtaların laboratuvara girmeleri başka bir boyut. Orada biz normalde bakıp sayı, morfoloji vesaire dediğimiz spermlerin dölleyebilme yeteneklerini görüyoruz. Yumurtaların döllenebilme yeteneklerini görüyoruz.
yumurtaların taşıdıkları DNA'nın dışında onu etrafını içinde hücrenin içindeki sıvının ve sıvının içerisindeki bazı maddelerin döllenmeyi arttırabildiğine şahit oluyoruz veya azaltabildiğine şahit oluyoruz. O nedenle mesela 3 kere deneme yapıldı. 2 kere tüp bebek denemesi yapıldı diyelim. Öncekilerde ne bulduk? Onlar anlamlı. Çok sayıda yumurta bulduk ama sağlıklı yumurta sayısı az mıydı? Ya da sağlıklı yumurta çoktu ama döllenme az mıydı? Ya da döllenme oldu ama ikinci, üçüncü, dördüncü güne gitmede bir zorluk mu var? Mesela bunu gösteren çok güzel bir deney var. Onu burada paylaşayım. Bir fare deneyi organize etmişler, yapmışlar. Spermleri 5 rad, 10 rad, 50 rad ve 100 rad olmak üzere yani değişik dozlarda radyoaktif radyasyon ışınına maruz bırakmışlar. Bu radyasyon ışını sonra da bakalım döllenme yeteneklerini nasıl etkiliyor diye. Farelerin de döllenme yeteneği hakikaten çok yüksektir. Yani fare yumurtalarını dölledikten sonra öyle çok özel, nazlı inkübatörler, pH'le o kadar uğraşmaya gerek yok. Neredeyse oda ısısında bile çoğalmaya devam edebilirler. O şeylere bakıldığında, radyasyon verilmiş olan spermlerin döllemesine bakıldığında görülmüş ki 5 rad, 10, 50, 100 dediklerimizin dölleyebilme oranlarında bir farklılık yok. İkinci güne gitmelerinde, üçüncü güne gitmelerinde bir fark yok. Ama üçüncü günden beşinci güne kadar gitme dediğiniz zaman 100 rad olmuş olan, almış olan spermlerin tamamı tamamında embriyolar ilerleyememiş. Bu ne demek? Bu şu demek. O spermleri ben radyasyon aldığını anlayamam. Ama şekline baksam, hareketine baksam, sayısına baksam iyidir diyebilirim. Döllenme olduğu zaman da yeterli diyebilirim ama ne oluyor? Hep beraber 3'ten 5'e geçemeyebiliyorlar. Bu da işte deminki anlattıklarımızda benzer şekilde o DNA fragmentasyonu vesaire. Yine laboratuvarda baktık. 3. günde mi tıkandılar? Blast aşamasında mı tıkandılar? Onlara göre bunları kategorize etmeye çalışıyoruz. Bu neden olmadı? Neden olmadı? Belki sperm, özür dilerim, embriyolar gayet güzel dedik, transfer ettik ama tutunamadı. O zaman acaba endometriyumla ilgili mi bir problem var? Yani fidede, tohumda fidede bir şey yok, tarlada mı sorun var? Fakat bunların değerlendirilmesi hiç kolay değil. Şöyle ki, bir endometriyumun tutunmayla ilgili problemi var diyebilmek için en az 3 seferde, en az 4 farklı, iyi kaliteli embriyo vermiş olmanız lazım ki endometriyuma tutunamadı diyebilirsiniz. Öyle olunca soruya tekrar dönelim. 3 kere yapıldı, şimdi ne yaparsınız? 3 kere yapıldığında ne gördüğümüze bakarız. Eğer 3'ünde de belirgin bir patoloji yok, embriyo gelişimi normal, blast aşamasına kadar gelebiliyor, transfer ediyorsunuz ve gebelik olmuyor. O zaman değiştireceğiniz, düzelteceğiniz ya da geliştirebileceğiniz maalesef herhangi bir yol kalmıyor. Onun için yeni bir şans. Yani 3 kere basket attım geçmedi. Ne yapacağım? 2 kere daha atacağım. 3 kere daha atacağım. Onu demekten başka bir şey kalmıyor. Ama dediğim gibi diğer parametrelerde, diğer aşamalarda herhangi bir yerde problem buluyorsanız onlara göre yönlenebilirsiniz. Peki hocam, tüp bebek tedavisinden bir önceki aşamaya geçelim. Biz tüp bebeğe geçene kadar hastalarımıza kaç kez daha aşılama yapmalıyız? Bunun tam bir sayısı var mıdır? O konuda iki şey var, iki farklı bakış açısı. Bir tanesi yönetmelikler ne söylüyor, bir tanesi tıbbi uygulama ne söylüyor. Önce yönetmeliklerden söz edelim. Yönetmelikler, yani algoritmalarda önce 2 kere ya da 3 kere aşılama yapmalısınız ki sıra tüp bebeğe geldi diyeyim. Ben de sosyal güvenlik kurumu olarak tüp bebek konusunda ödeme yapayım. Böyle bir şart koşulabiliyor. Öyle olduğu zaman yönetmelik gereği şu özellikleri taşıyorsa, sperm işte total progresif sperm sayısı dediğimiz ileri hareketli sayı 5 milyondan fazla ise işte gibi bir takım parametreler. Bunlar ben tüp bebek yaptırmak istiyorum dediği zaman
resmi bir kurum ödemesini yapacaksa diyor ki önce iki kere ya da üç kere aşılama yaptır. Onlarda olanlar olsun. Olmayanlara ben ödeme yapayım. Bu bir bakış açısı. Buna kim karar veriyor? Bu bütçeyi yönetenler karar veriyor. Mesela bu konuda İngiltere'de, İngiltere'nin işte bizim Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşılığı olan kuruluşunun dünyada böyle biraz eleştirilen şöyle bir yaklaşımı var. Birkaç senedir İngiltere'deki bu sağlık ödemesini yapan kurum aşılamaları ödememeye başladı. Diyor ki benim aşılama başına verdiğim masraf şu. Aşılamalardan işte şu kadar aşılamadan elde edilen %10'luk gebelik bu. Bana bir bebeğin maliyeti şuna mal oluyor. Oysa bu aşılama, özür dilerim, tüp bebek yapılırsa, IVF yapılırsa bebek başına maliyet, tüp bebek daha pahalı olmasına rağmen bebek başına maliyet daha ucuza geliyor. O nedenle oradaki yönetmelik diyor ki aşılamayı ben sildim. Ya tüp bebek yaptırırsın öderim, aşılama istiyorsan da kendi cebinden yaptırırsın diyor. Bizim ülkemizde de ve birçok başka ülkede de önce daha kolay olan, daha agresif olan, daha ucuz olan aşılamayı yapalım. Sonra iki ya da üç kere ondan sonra tüp bebeğe geçelim diyor. Bu yönetmelik kısmı. Tıbbi kısmına gelince yani böyle bir zorlama olmaksızın hangisi yapılır, kaç kere aşılama yapılır? Bu biraz insanların bu konudaki heveslerine, motivasyonlarına, maddi durumlarına ve seç tercihlerine bağlı. Yani istatistiklere göre, genel istatistiklere göre aşılama dediğimiz yöntemin gebelikle sonuçlanma olasılığı %10. Ve dünyanın neresine giderseniz gidin böyle. Öyle olunca tersten madalyonu çevirin, arka yüzüne bakın. Bu ne demek? Bu tedavi yöntemiyle %90 sonuç alamayacaksınız demek. O zaman insan bunu tercih etmek istemeyebilir. Fakat bunu da küçümsememek lazım. Şöyle ki %10 dediğimiz zaman 100 çifte aşılama yaptığınız zaman 10 çift gebe kalıp bu kohorttan, bu şeyden, gruptan ayrılıyor. Tekrar yaptığınız zaman 90'ın kalan %10'u 9 kişi. Onlar da gebe kalabiliyor. Bu nedenle 100 çiftin 10'u 20'si aşılamayla, birden fazla aşılamalarla gebe kalırsa bunu da hafife almamak lazım. Ama birey olarak baktığınız zaman işte sen %90 olmayacak bir şeyi yapmak ister misin? Tercih edebilirim de etmeyebilirim de. Tıp ben böyle. Tüp bebekte ise bu başarı oranı genel istatistiklere göre, çünkü Türkiye'de yönetmelikler tüp bebekteki başarı oranının açıklanmasını yasaklarlar. Bunun da makul bir gerekçesi var. Bu yasaktan önce diyelim ki bir tüp bebek merkezi diyordu ki bendeki başarı oranı %50. Öteki diyor ki 55, 60, bende daha iyi 80, 90, neredeyse %110 olacak. Öyle olunca vatandaş da bunu duyunca biraz kafası karışıyordu. Bakanlıkta yönetmeliklerle bunun açıklanmasını yasak etti. Ama açıklanması serbest olan Amerikan rakamlarına göre %40 gebelik oranları tüp bebekte. O zaman hele genç hastalarda bu rakam daha da yükselebiliyor. 50 olabiliyor. İleri yaşlarda da daha düşüyor. Ortalama %40 olan bir kimse %10 başarı oran bir yöntem olan, başarı verecek olan bir yöntemi tercih edebilir. Parasıyla yaptırıyorsa ya da %40 olanı tercih ettirebilir. Sonuç kaç kere aşılama yapmak uygundur? Bu koşullara bağlı. Anladım hocam. Peki tüp bebek yaşıyla ilgili minimum rakam ya da maksimum bir rakamımız var mı uyguladığımız? Şu yaşın altına tüp bebek yapmıyoruz ya da şu yaşın üzerine tüp bebek yapmıyoruz diye. Kolay olanı söyleyeyim. Şu yaşın altında diye bir alt çizgi yok. Ama yani 18 yaşında tüp bebek için birisi başvurduğu zaman herhalde ona söylenecek şey çocuk git şuradan. Ama geçmişini bilemiyoruz. 18 yaşında olabilir ama 3 yıllık evli olabilir. Ya da ağır erkek faktörü olabilir. Yani 6 ay önce evlenmiştir ama erkek faktörü çok ağırdır ve kendiliğinden ya da aşılamayla gebelik şansı yoktur. O zaman senin yaşın küçük, 18 yaşındasın demek çok doğru değil. Başlanabilir. Yani öyle bile olsa başlanabilir. Üst sınır aslında
şans gittikçe azalıyor. 40'lı yaşları geçtikten sonra azalıyor. Her merkezin kendi rakamlarına göre konuşması daha uygun olabilir diye düşünüyorum. Örneğin bir merkezde 44 yaş ve üstünde gebelikler olmuyorsa ya da oldu ama düşükle sonuçlanıyorsa ve yeteri kadar rakamı varsa merkezin şunu diyebilir. Ben 44 yaş ve üstündeki hastaları tedavi vermiyorum. Tedavi almıyorum. Bunu diyebilir. Bunu açıklayabilir. Ha, hasta diyebilir ki ben belki ilk olacağım. Önümde durmayın. Çünkü şöyle örnekler var. 46 yaşında tüp bebekle gebe kalmış. Kaç tane derseniz bir sefer bir yerde bir tane. Bu konuyla ilgili de bir yine panelde konuşmacılarda, dinleyicilerden, izleyicilerden birisi şöyle bir soru sordu. En çok kaç yaşından sonra hasta almıyorsunuz? Nedir yani? Ölçünüz nedir? Sizin bu sorduğunuz soru. Aslında doğrusunu isterseniz birçoğu 44'ten sonra pek gebeliklerin olmadığını söylediler ama hastayı kabul etmeme konusunda farklı görüşler vardı. Çünkü benim örneğin deminki söylediğim gibi bir kişi dedi ki benim 46 yaşında bir gebem oldu, doğurdu. Öteki diyemedi. Ama yine de mesela Türkiye'nin sirkülasyonu çok yüksek tüp bebek merkezlerinden bir tanesi 10 yıllık tecrübesini 45 yaş üzerinde 45 yaş ve üzerinde 10 yıllık tecrübesini söylediğinde yaklaşık 260 kadar uygulamada 8 tane gebelik olduğunu söyledi ve 8'inin de düşükle sonuçlandığını, doğmadığını söyledi. O zaman bunun tercümesi şudur. Yani yaşınız 45 ise olmaz. Ha siz şunu diyebilirsiniz. Hiç başka yok mu? Evet. 6-7 ay oluyor zannediyorum. Hindistan'dan bir vaka yayınlandı. 50 yaşında ve kendi yumurtasıyla gebe kaldı. Yani buna bakarak ben de 2 olacağım. Kimse dememeli. Sonuç 44'ü geçtikten sonra biraz zor. Başarı şansımız düşük deyip hastaya bırakmak en uygun herhalde. Evet. Hocam belki hastalarımız merak ediyorlardır bize bu soruları nereden soracaklarını. Hı hı. Facebook ve Twitter adreslerimiz var tüp bebek cevapları olarak. Gene soru@tupbebekcevapları.com'dan da gene sorularını sorup bir sonraki programda bizden cevaplarını alabilirler. Bize bu verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar Haber Aksivi'nin değerli izleyicileri. Bu salıda olduğu gibi her salı bir arada olacağız bundan sonra. İyi akşamlar, görüşmek üzere. Teşekkür ederim.